yapar mısın abi? Nedir seni bu kadar üzen? Dünden beri perişan ettin kendini. Ağlamaktan gözünde yaş kalmadı. Soruyorum, anlatmıyorsun da. Feride, ne olur bir şey söyle. Ya korkuyorum artık. Kötü şeyler olacak Suna. Çok kötü şeyler olacak. Nasıl? Ay, Feride Allah aşkına sus. Gördüm. Gözündeki öfkeyi gördüm. Önüne çıkan her şeyi yakıp gidecek. Niyeti fena olmasa öyle buz gibi bakar mıydı bana? Vazgeçer miydi benden? Bırakır mıydı beni? Tabii biliyor benim ona engel olacağımı. O yüzden bana git dedi. Bitti dedi. Unut dedi. Mahir mi dedi? Feride, ayrıldınız mı? Benim ona engel olmam lazım Suna. Dur Feride lütfen. Feride dur. Ne olur bir şey söyle. Sonrasında. Benim hemen Mahir'i bulmam şart. Bir hata yapmadan ona engel olmam lazım. Adam içeri girer girmez birileriyle kapışmış. Çok fena tartaklanmış. Koğuşta o halde bulunca revire yatırmışlar hemen. Dün gece durumu ağırlaşınca da hastaneye kaldırmışlar. Bu gece kalsın demiş doktor. Sonra da adam gaybe karışmış. Hangi ara kalkıp çıktı, yoksa biri mi alıp götürdü? İşte orası muamma. Nasıl olur bu? Adam mahkum. Başında hiç kimse yok muymuş? Olmaz mı Sayın Bakanım? Jandarma nöbetteydi. Ancak ne bir gürültü ne bir vukuat olmuş. Zaten adamın kaybolduğunu da ancak gece fark etmişler. Anlayacağınız, Cüneyt Yanbal sırra kadem bastı. Aklım hafsalam almıyor. Doktor bırakılmayacak kadar kötüydü diyor ve adam ortadan kayboluyor. Bunu kendi başına yaptığını sanmıyorum Sayın Bakan. O halde kim yaptı? Adam kaçmadı. Kaçırıldı zannınca. Düşününce de bunu yapabilecek tek şüpheli Mahir Kara. Cüneyt'in davasıyla direkt alakadar olan, canı yanan o. Ben de buna istinaden hakkında yakalama emri çıkarttım. Getirdiklerinde sorgusunu bizzat yapacağım. Ya Mahir değilse kaçıran? Gerçi tam ona yakışır bir hadise. Adamın muhteviyatında var divanelik, kaba kuvvet. Bu sebebi o değilse bile herkes öyle bilecek. Zira durumu öğrenir öğrenmez haberi gazeteye servis etti. Baş şüphelinin adını da Mahir Kara diye fısıldadı. Biliyor musun? Rahmetli Turgut'un zeka ışıltısını görüyorum sende. Böyle devam et Savcı Bey. Böyle devam et. Hadi Nazif.
Bu saate kadar uyumak adetin değildir. Bak torununun karnı acıktı. Sofrada bekliyoruz hepimiz. Ben okula dedemle gideceğim. İkinci sınıf oldum ya artık. Yolunu nasıl öğrenmişim göstereceğim. İkbal, hayırdır kızım, ne arıyorsun? Topaç vardı baba. Hani çivisi çakmıştı da. Abim çakmıştı onu. Ondan beri arıyorum. Yok. Koyduğumu koyduğum yerde bulamıyorum ki. Cinniler alıyor kesin. Ya büyü var üstümüzde ya nazar baba. Hani böyle zamanlarda bir ot yakardı, evde dolaştırırdı. Neydi onun adı ya? Hay Allah. Dilimin ucunda adı aklıma gelmiyor. Hah. Güzellik. Güzellik yakardı. En iyisi kurşun baba. Ben kurşun döktürüp geleyim. Hastaneye gideceğiz. Ama önce şunu al. Bir fırına uğrayalım. Börek bir şeyler alalım, içine yerleştirelim. Hay hay yenge. Hayrola Kerim Hanım? Nereye böyle? Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Bana mani olamazsınız. Çekilin yolumdan. Ben ne dersem onu yapacaksın. Sözümden çıkmayacaksın. Yanılıyorsunuz. Şimdi gideceğim. Hakikati Feride'ye, Mahir'e, herkese anlatacağım. O masum insanların canını sizin aldığınızı öğrenecekler. Öyle mi? Pekala. Öyleyse gidip birlikte anlatalım hakikati. Ne yapıyorsunuz? Yürü! Ne yapıyorsunuz? Bırakın kolumu! Yürü dedim! Bırakın dedim! Yürü dedim! Bırakın dedim! Aç kapıyı! Nereye götürüyorsunuz beni? Gittiğimizde göreceksin. Acele et, gazla hemen.
Nazif Baba duyunca. Sözleriyle delip geçecek bağrımı. Ama ne çare? Olan oldu. Mahir. Haberi almışlar. İstersen arkadan dolunayım. Önce Nazif Baba ile konuş. Başını hiç derde sokma. Sen vazifeni yap kardeşim. Yasin komiserim. Mahir Kara hakkında yakalama emri var. Cüneyt Yanmalı kaçırdığından şüpheleniyormuş. Gözaltına almaya geldik şahsen. Tamam. Mahir Kara benimle. Beni takip edin. Şubeye götürecekmişiz komiserim. Savcı bey ifadesini orada alacakmış. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Ekmek getirdim. Yani yok, yoktur belki diye. Sağ ol. Bir şey söyle Sonya. Ne olur. Acını nasıl dindireyim? Söyle. Kederini dindirecek bir şey iste. Ne dilersen yapacağım hadi. Hiç. Yapacak bir şey yok. Onların yeri nasıl dolar, acım nasıl diner bilmiyorum. Çaresizlik çok zormuş Songül. Her gün evinin önünde dolanıyorum. Gözüm odanın ışığında. Bir an sonra acaba biraz uyudu da acısı dindi mi diye düşünüyorum. Derdimin dermanı dünyanın öteki ucunda desen koşup gideceğim bak. Sen aynı böyle bak bana. Gözlerimi ta içine. Sünnetiydi. Evin boya badanasıydı. El de avuçta kalmadı anlayacakmış. Ya hayat böyle idare edin. Gece ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Başımız sağ olsun. İknur teyze.
Halil dedi ki Nazif öldü dedi. Neden ölsün ki Nazif? Sıra arkadaşım o benim. Size gidelim hadi Nazif'i görelim. Tutma. Dokunma bana. Hadi sen mektebe dön delikanlı. Öğretmene sor Nazif'i olur mu? Hadi bakalım. Selamünaleyküm Önder. Aleykümselam abi. Ne halinde bizimki? Dün öğlenden sonra geldi abi. Durdurak demeden içiyor. Açısını dindirmeye çalışıyor zavallı. Enişte. Enişte deme lan bana. Hadi gel. Dışarı çıkalım biraz. Ya bırak beni lan. Gitmiyorum bir yere. Enişte. Yeter artık içtiğin. Hadi gel temiz hava alalım biraz. Buradaki acı dinmedi daha. Evladım öldü hala aklımda. Demek ki yetmemiş. Tamam. Hadi gel. Beraber içeceğiz. Ya. Hadi gel. Bırak. Hadi. Orhan. Benim evladıma kıydılar. Aldılar onu benden. Şimdi kim Bayram Bey'i öpecek? Kim baba diyecek bana? Çay koyayım sana babacığım? Ben hemen yapayım istiyorsan kahvaltıyı. Sağ ol kızım. Canım hiçbir şey çekmiyor. Ama babacığım böyle aç durulmaz ki. Günaydın. Günaydın. Ay iyi ki geldin Feride abla. Ben de babam bir şey yemeden durulmaz diyordu. Feride. Hayırdır kızım, aksi bir şey mi var? Yok babacığım. Yok, ben sizi görmeye geldim. Bir de Mahir'le konuşacaktım. Abim yok ki. Ya biz uyurken çıkmış yine. Gece nasıldı? Bilmiyorum ki, görmedim. Belki gece de gelmedi o vakit. Feride, telaşın sebebi ne? Değil. Babacığım, inanın bir şey yok. Benim yüzünü kuruntum sadece. Doğru düzgün göremiyorum ya Mahir'i, o yüzden. Ne sebeple buraya geldik söyler misiniz? Sus da seyret. İnsanlar Allah aşkınıza bizimle ne alakaları var? Seni
oğluna getirdim Kerime Hanım. Oğlum Cihan'a. Aşağıdaki çay bahçesine çek. Kerime Hanım biraz nefes alsın. Getirdiğiniz suçluyu demek. Zanlıyı nereye alalım Sayın Savcım? Bırakın sorgu odasına. Birazdan gelip sorgusuna başlarım. Hiç içim almıyor bu savcıyı ama hiç. Allah kolaylık versin kardeşim. Gel patron. Kahveni hemen söylüyorum abi. Hoş geldin abi. Eyvallah. Nedir vaziyet? Bu kağıt var mı? Var abi. Gazeteye yeni bir havadis düşmüş. Bombacı önce yakalandı, sonra kaçırıldı. Önceki gün veznecilerde vuku bulan bombalı suikast insanı Cüneyt Yanbal, lab raporuyla kaldırıldığı hastaneden dün akşam kaçırıldı. Yetkililer Mahir Kara'dan şüphelendiklerini açıkladılar. Olayda annesi ve yeğeni kaybeden Mahir Kara'nın kendi adaletini sağlamaya kalktığından endişe ediliyor. Ayten, Allah çıkardı seni karşıma. Hayırdır? Necdet'i görmeye geldim. Ama soyadımız tutmadığı için içeri bırakmadılar. Onca dil döktüm. Karnımda oğlunu taşıyorum dedim. Ama kâr etmedi. Ne diyorsun? Bak sen. Tabii adamlar nereden bilsin doğruyu söylediğini. Devletin dairesinde devletin kaideleri işliyor. Şimdi sen Necdet'i görmeye gireceksin ya. Haliyle. Resmi nikahlı karısıyım ya. Lütfen. Çok rica edeceğim. Necdet'e benden selam söyle. Nasıl olduğunu çok merak ettiğimi, kapılarda beklediğimi, çıkması için adaktır adadığımı söyle. Ah şekerim. Tabii ki söylerim. Söylemez miyim? Sen hiç merak etme. Senin de alacağın olsun Selim. Necdet gittiğinden beri kapımı çalan yok. Halimi soran yok. Erzan var mı diye soran yok. Hele bir Necdet çıksın. Emanetine nasıl baktığınızı bir bir anlatacağım. Sen şimdi eve git yenge. Ben akşam beni gönderirim. Kusura bakma.
Ocakçıya da ki işini doğru düzgün yapsın. Delvesi çamur gibi olmuş. Necdet ha. Ziyaretçim var. Yılansa, de ki bir şeye ihtiyacı olursa ben ona haber veririm. Senin hatun geldi. Olur olmaz rahatsız etmem bilirsin. Misal, demin senin hatun geldi ziyarete. Nikahsız olduğunuz için içeri salmadılar. Onu bile gelip haber vermedim. Kim? Süreda mı? Kimin haddine benim gelen misafirime destur çekmek ha? Vallahi yeni müdürüm kimseye eyvallah yok. Uçan kuş sorup soruşturuyor, o kadar diyeyim. Sen benim neyime dermansın? Serdar o zaman! Elimden bir şey gelse ayıpsın. Hemen yaparım. Gerçi isabet oldu. İki hatun da pişti olmadılar. Merak ettim. Nasıl oluyor, iyi midir iki hatunla fen fen fen? Seni burada yedi ceddinle beraber alnının çatından vururum Serdar! Yanlış anladın, öyle demek istemedim. Bazı adamı kurşun öldürür, bazısını da laf öldürür Serdar. Madem öyle, ben de sana bir çift laf edeyim. Benimki dağına göre kar, kudretine göre de yar. Sen ne ayaksın Serdar ha? Sende birine yetecek kadar kudreti var mı? Ha? Bas git, benim asabımı bozma. Kadınım. Nasılsın Necdet? İyi misin? Divane gibiyim. Nasıl olayım ki? Burnumu da tutuyorsun. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Hayırdır? Sen yoksun. Başka derde ne hacet? Az kaldı. Biraz daha dişini sık. Çıkmam yakındır. Nasıl yani? Daha cezanı kesmediler. Suçlu adama ceza kesilir değil mi? Günahsız olduğum anlaşıldı Ayten. Sahi mi? Sahi ya. Adamı koruması öldürmüş. Sonra da vicdanını yedirmemiş, gitmiş itirafçı olmuş. Ya zaten benim gazete patronuyla ne işim olur Ayten? Salıveriyorlar yani seni, öyle mi? Yarın bir gün salacaklar. En geç haftaya evdeyim. Nasıl sevindim anlatamam. Bitecek artık bu hasret desene. Bitecek. Bitecek. Ayıldın mı bari? Ayılmadım lan. Ayılmayacağım da, var mı ötesi? Ha, böyle iyi diyorsun yani. İyi kötü sana ne? Böyle ayyaşlar gibi kendini uyuşturunca acın denecek mi? Beynin sulanınca hakikat değişecek mi? Değişmese de unutacağım. İçimden hatırası silinene kadar içeceğim. Oldu mu? Öyle yavaş yavaş tükenirsin. Bana sorarsan git at kendini. Ne demişler? Eşekten beklenen bir osuruk. Sana da bu yakışırdı zaten. Korkak herif. Tarı lan! İşte bu. Gözlerindeki bu ateşi görmek istiyorum enişte. Daha da delir. Öfkelen. Damarlarından kanın yakarak aksın. Acını hep ağırlı tut. İntikam için en elzem bu. Kimden intikam alacağım ulan, kimden? Bize bu acıyı yaşatandan. Kim lan o şerefsiz? Biliyor musun lan yoksa? Hayır. Hayır ama bulacağız.
Anamı, yeğenimi kim neden bizden kopardı öğreneceğiz. Sonra da bunu yapandan da, buna sebep olandan da hesabını soracağız enişte. Sen bu yola var mısın onu söyle. Nasılmış abim yenge? Keyfi saati yerinde mi? İyi iyi merak etme. Maşallahı var. Benden bir emir bir arzusu var mıymış yenge? Vallahi Necdet'i bilemem Selim. Ama benim var. Hayrola yenge? O Süeda'nın evine hiç kimse gitmeyecek. İhtiyacını da Erzan'da kendi halletsin. Ama yenge... İtiraz istemiyorum Selim. Ne dediysem o. Yorma beni. Savcı Bey ifademi alacaktım. Geliyorum diye de epey oldu. Daha bekleyecek miyim arkadaşım? Bir malumatım yok. İşi bitince gelir herhalde. Polis nezaretindeki adamı kaçırıyorlar. Karşıma geçmiş delil tanık yok diyorsunuz. Hastanedeki arkadaşları, doktorları, hademeleri bile sorguladık Savcı Bey. İfadeleri önünüzdeki dosyada. Buradakilere bakacak olursak Cüneyt kanat takıp uçtu o zaman. Zanlıyı getirdik. İçeri kapattık. Elimizde köşeye sıkıştıracak bir tek ipucu yok. Aferin size! Yıkılın karşımda. Latife son verin artık. Zira oldukça nahoş bir mevzu. Latife olduğunu da nereden çıkardın? O senin özbeöz oğlun. Yıllar önce gayrimeşru olarak doğurduğun oğlun. Siz ciddiysiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Anlatın o halde. Nedir sizi bu denli kedere boğan? Kemal'den kurtulmanıza mani olan şey nedir? Durum sandığınızdan da feci. Kemal'in çocuğunu taşıyorum ben. Hamileyim. Bu da kabulüm. Evlenir evlenmez Avrupa'ya gideriz. Çocuk doğunca da bir aileye evlatlık veririz. Böylece kimse bu uygunsuz vaziyeti öğrenmez. Siz ciddi misiniz? Ben... Sizden gelecek her şey benim kabulüm. Evet diyeyim. Yeter ki şu biçare aşkıma karşılık verin. Sen sözünü tutmadın. Evlatlık verme fikrinden vazgeçtiğini gözlerinden anlamıştım. Üstelik daha karnındayken bebeğe bağlanıyordun.
Seni ikna edemeyeceğimi biliyordum. Üstelik Kemal'in piçine babalık etmeye hiç niyetim yoktu. O yüzden çocuk öldü dedim. Bunu yapmış olamazsınız. O kadar acımasız olamazsınız. En doğrusunu yaptım. Bak, artık bir oğlum var hayatta. Güzel bir yuva kurmuş. Şükretmen gerek. Siz benim ne acılar çektiğimi biliyor musunuz? Beni kandırdınız. Eziyet ettiniz. Bu nasıl bir katlarlık? Hiç mi içiniz acımadı? Bir anneyi çocuğundan ayırırken. O da bir gündüktü, benden kopardınız. Yıllar sonra kavuştun işte oğluna. Daha ne istiyorsun? Artık hayatta bir oğlun var. Git, tanış, kendini tanıt. Kabul ederse annesi ol. Melih'in acısını unutmana yardımcı olur. Ben olsam hiç tereddüt etmezdim. Tadını çıkarırdım. Kaybettiği oğlunu bulmak her anneye nasip olmaz. Hem belli mi olur Allah'ın kime ne kadar ömür biçtiği? Belki de oğlunun fazla vakti kalmamıştır. Bu da ne demek? Ne ima ediyorsunuz? Sesini kesmezsen, yıllar önce yaşamasına izin verdiğim oğlunun canını alırım. Anladın mı Kerime Hanım? Öldürürüm oğlunu. Artık karar senin, sevgili karıcığım. Oğlum, bize iki sade kahve yap. Hemen efendim. Hah, şimdi tamam oldu. Yasin, ben de seni bekliyordum. Tahmin ettim. Mahir'i bulamıyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir yerde yok. En son dün gördüm. Bana saçma sapan şeyler söyledi. Anlamadım zaten ne dediğini. Ama aklımdan kötü şeyler geçiyor. Şu adamla alakalı olabilir. Cüneyt Yanbal. Feride bir dur. Nasıl durayım Yasin? Mahir'in gözü döndü diyorum. Belki sana anlattı. Belki de hiçbir şeyden haberin yok. Bilmiyorum. Ama en azından bir soruşturabilirsin. Bizim onu bulmamız şart. Feride, bir dinle. Ben zaten biliyorum nerede olduğunu. Biliyor musun? Tamam. Söyle o zaman. Ya da yok, söyleme. Beni hemen onun yanına götür. Feride, lütfen sakinleş. Gel, içeri geçip oturalım. Her şeyi anlatacağım. Tamam, geçelim. Yasin. Neler olduğunu anlatın da ben de bileyim. Babacığım, özür dilerim. Bu kadar kederin, sıkıntının arasında benim yüzümden huzursuz oldunuz. Kızım, acım ne kadar büyük olursa olsun, etrafımda vuku bulan sezmeme mani değil. Gözlerine çöreklenen kuşkuyu görmedin mi sanıyorsun? Senin gelip gitmemen, kapıdan da olsa hal hatır sormaman, vazifenin çokluğundan değil zahir. Mahir'in halinden bahsetmiyorum bile. Eve dama sığamaz oldu evladım. Demek ki bir durumlar var. O yüzden içeri geçelim de olan bitene ben de vakıf olayım. Geçmeden yine karşılaştık. Düğüne davetiyem vardı. Malum Feride Hanım'la mesai arkadaşıyız.
İnanmazsınız, tam hanımla davete icabet etsek mi, etmesek mi diye mütalaa ediyorduk ki karar haberi aldık. Başınız sağ olsun. İnanın çok üzüldüm. Eyvallah. Neyse ki emniyet mensuplarımızın fedakarca çalışmaları neticesinde olayın müsebbibi hemen yakalandı. Adalete teslim edildi biliyorsunuz. Lakin sonrasında nasıl olduğunu çözemediğimiz bir takım hadiseler yaşandı. Şahıs hapishaneye girdiği gün faili meçhuller tarafından dövülmüş. Hastaneye kaldırılmış. Akşam doktor odasına bir girmiş. Cüneyt Yanbal yok. Anlayacağınız, adam ortadan kaybolmuş. Bütün bu olan bitenden haberiniz var mı? Onu merak ettim. Mahir Bey. Thank you.